Hazreti Şeyh-i Ekber'in bu ibareleri beddua değil, belki azarlama yoluyla hakikati beyandan ibarettir. Çünkü nebiler ve onların varisleri olan evliya Allah'ın kullarına beddua etmezler. Evet, bu önemli bir mevzu. Nebiler ve onların varisleri olan kamil evliyalar Allah'ın kullarına beddua etmezler. Resulullah Efendimiz'in bir beddası neticesinde Allah-u Teala ayetle uyarmıştı. Hatırlayın onu, Resulullah Efendimiz'i. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurdu Allah-u Teala. Yani beddua etmemesi gerektiğini bildirmiş olduğu Resulullah Efendimiz'e. Ondan sonra Resulullah Efendimiz beddua hiç etmedi. Hatta bir Resulullah Efendimiz'in bir duası da vardır. Fütuhat'ta geçer. Ya Rabbi, o benim beddualarımı beddua ettiğim insanlar hakkında hayra çevir der. Yani yine o beddua gibi yaptığım dua onlar hakkında hayra dönsün. Rahmete ulaşsınlar ister. Bu mahiyette. Dolayısıyla ehlullah, seçkin ehlullah hiçbir zaman Allah'ın kullarına beddua etmez, etmemiştir. Eğer bir insan Allah'ın kullarına beddua ediyorsa ve ehlullah'tan, evliyallah'tan olduğunu iddia ediyorsa onun kamil olmadığının işaretidir bu. Bu da bir ölçüdür yani. Bir insan birine beddua ettiyse ve kendisini evliyallah'tan olduğunu iddia ediyorsa asılsızdır bu iddiası. Yalandır o zaman. Çünkü beddua edemez. Kuralı çiğnemiştir. Ehlullah'tan olan bir insan beddua edemez. Kamil ehlullah'tan olan birisi. Ve tecellilere görünme yeri olan vücudunu hakir ve yok. Burayı okuduk. Hazreti Şeyh-i Ekber'in bu ibareleri beddua değil, belki azarlama yoluyla hakikati beyandan ibarettir. Çünkü nebiler ve onların varisleri olan evliya Allah'ın kullarına beddua etmezler. Onların beddua şeklindeki ifadelerinin arkasında çok çok hayır vardır. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın Nuh 26, Rabbim yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma suretindeki olan bedduasının hayır duadan başka bir şey olmadığını Cenab-ı Şeyh-i Ekber Füsusül Hikem adlı eserinin Nuh faslında detaylıca izah buyurmuştur. Burada ayrıntılı olarak anlatılması uzundur. İnşallah Füsus dersleri yaptığımızda o konulara gireceğiz.